Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Mutfağıma. Aa, Mute. Aa, telif yedirecek bunlar bana, uğraşıyorlar ya. Hoş bulduk Elif Hanım. Bana demedim hoş geldin diye. Arkadaşlar dedi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi sizden bakıyorum nohutuma. Annemi bak, dedim ki kulakların radar gibi aç. Daha halen pazara gidemedim. Şunun lastiğini kapakla beraber gitmem lazım. Değiştireceğim. Böyle çok oynamam lazım. Şimdi annemi diyorum bir ses duyarsan, garip bir ses, hemen diyorum seslen bana. Patlayabilir diyorum. Annem de normalde bir ikili koltukta oturur. Geçti camın oradakini, tam mutfağın karşısı. Anne diyorum sanki bugün o sözü geçti oraya. Neyse anne, yırttın. Bakayım şimdi. Hani sen... Maaşın tenceren var lastik be. Bakayım şimdi. Lokum lokum. Anne. Şimdi mi? Yok, annemi de patlıcan közledim. Şebo'an bak, rujumu sürdüm senin. Ne? Mutfağa gelirken sana da süreyim mi anne? Ruj süreyim sana diye. Bordo sürdüm, kırmızı. Bordo sürmüş. Parlak. Dudağına nereye? Şuraya. Nereye sürmüş ruju diyor. Anne mahsus mu yapıyorsun yoksa? Yok vallahi, anlamadım ki. Anne ben doğurdum. Ay ya be arkadaşlar, o videoyu editlerken şimdi derseniz ne var onda? İşte bir şey olmasına gerek yok bana. Siz hiç gülmezsiniz ama ben o şeyi koparım yani. Çok komik annemle şeyim, muhabbetim. Bir de ben annemin yüz mimiklerini şimdi siz görmediniz orada. Ben gülmekten nereye çektiğimin farkında değilim yani. Koptum o anda. Kız hadi telefonu tutuyorum elimde. Annem de çoraplarını tutuyor. O anda anne. Neyse dur, aklıma gelmesin de kopmayın şimdi. Dur annen, gidiyorsun koşa koşa. Neyse şimdi koş. Gülmeyeyim. Bu ne diyor, buradan çıkmış diyor. Tuzlayayım mı? Tansiyon ilacını içtin mi? Ne zaman, gece mi? Bak ilaçların toplanacak ama akşama, ben sana söyleyeyim. Şimdi bundan sonra vitamin ilacını vereceğim, ona göre. Ondan sonra istersen önce kar suyunu vereyim. Sonra vitamini iç, gazoz gibi olanı. He? Hangisini? Tamam, çekimdeyim şimdi. Soğanımı kavuracağım arkadaşlar. Pilavıma geçeceğim. Üstüne aldığın yağ nerede? Çeyizine koydum. Kaynana. Değil mi ama? İşine geldiğini bilen annem. Ya, pahalı. Dur şişeyle dökeyim bari, ne yapayım? Karıştır karıştır iyice. Tuzluysa atayım içine, tekrar koyayım. Suyundan. Birazdan yemeğini yiyecektim. Ne yiyorsun? Yemeğini yemeyecekmiş. Kim yemek? Aşkım su ya. Patlıcan közledim ben onu. Hayır ondan değil, ben böyle bir... Çok fena ya, var ya. Anlayamam seni. Şimdi aspiratörü de açamıyorum. Çok ses oluyor. Ama şimdi bir kuş ve şehit olacaktı. Ne bileyim bunun içine. Allah rahmet eylesin anneanneme. Anneannem de ne eti severdi, ne etçiydi. Tuncacık olacak.
Ben de torunuyum işte, ben de etçiyim. Otçuyum, etçiyim. Hem etevuro, hem otobur. Kaldı, bugün yapamadım. Ev topla. Kızanlara bak. Video editledim, yükledim. Zaten video yüklemem, editlemem gündüze kalırsa hayır beklemeyin benden. Bir kahve de kendime yapayım bari. Seni kastetmedim zaten ben. Arkadaşlar, bu sabah bir durum oldu. Şöyle yorumlara bir bakıyorum, ara ara da dönüyorum. Şimdi bazı kanal arkadaşlar sadece arkadaşlar sanalda, yani arkadaşlık işte kimi zaman destek veriyoruz, bazen Instagram'lardan, bazen yorumlarda konuşuyoruz. Nasıl diyeyim, yani 6-7 kişi var, onu bulmaz. WhatsApp'ımı aldım. Özel olarak görüştüğüm insanlar. Şimdi bu özel olarak görüştüğüm insanlar değil. Hani merhaba da mı diyeyim artık? Şöyle ricalarda bulundu bana. Daha önce işte bana yorum yapan arkadaşlar. Kanalı olmayan, yorum yapan arkadaşlar. Daha önce benim kanalımda videolarıma şöyle şöyle yorumlar yapmışlardı. İşte kötü yorumlar, büyük algılara sebep oldular falan filan. İşte rica etsem Elifciğim, o insanları kanalından siler misin? Bakar mısınız? Şöyle absürt bir isteğe. Ama ben kendi kanalımdan engelledim o arkadaşı. Hem de iki çift laf söyledim o sözün üstüne ve direkt engelledim. Hiç hatta sohbete bile girmedim. Bana sakın böyle şeylerle gelmeyin. Ben kimsenin isteğine kimseye sayfadan atmam, çıkarmam bir. İkincisi, sizi bağlayan problem beni bağlamaz arkadaşlar. Yani sizin onunla bununla sorununuz var diye ben neden kanalımdan insan atacağım ya? Ne demek yani bir de atacaksın, çıkaracaksın. Saçma sapan böyle sözlerle. Çirkin çirkin. Bir şey vardır veya yoktur. Hani aslı vardır belki o yazanın kanalına. O da beni ilgilendirmiyor. Hatta sormadım bile yani. Sorunun ne olduğunu, işte ne yazıldığını falan, böyle detaylara hiç girmedim. Dediğim gibi yazdı, iki kelime söyledi. Bir engelledim. Duyuyor musun Hüseyin? Bir bana yorumlar yapılıyor ya. Oradaki kişileri diyor. Benim kanalıma daha önce şöyle şöyle yorumlar yapmışlardı. İşte büyük algılara sebep oldular. Şimdi senin kanalına yorum yapıyor o kişiler diye. Şey diyor bana, atar mısın diyor. Bak bak ya, konuşma tarzına bak. Bir de istediği kişiye bak. Sen galiba kimle konuştuğunun farkında değilsin. He? Başkalarına karıştırdın herhalde sen beni. Ve şimdi şöyle bir genel şey var arkadaşlar, bakarsanız. Ya ben YouTuber diyemiyorum kendime. Daha ben o aşamaya gelmedim. Benim için farklı bir şey YouTuberlık. Daha böyle hani insanlara katkısı olan. Ne bileyim yani. Daha çok böyle videolarında fayda sağlayan. Hani bence öyle kişiler YouTuber benim için. Şimdi bakıyoruz kanallara, yorumlara. Şöyle genel çerçevede söylüyorum. Bazen biliyorsunuz ben de uçtuğum oluyordu yorumlarda ama yerinde.
Ve her videoda hakikaten olmuyor yani. Gerçekten itici oluyor. Şimdi bizim de size ne sunduğumuza bağlı gelen yorumlar. Şimdi kendimden pay biçeyim. Bakıyorum o kadar da evet böyle farklı algılara yol açacak bir yorum olmadı. Ha benim bende ne şey oluyordu? Biliyorsunuz işte ben bu muhtarlığa gidip kağıtlar çıkardığımda, bu fatura olayları falan çıktığında, işte şu ambulans gelmedi, şurada doktor şöyle oldu, muhtar böyle oldu dediğimde, bunları da genelde sıkıntı yaratanlar, yani kendi şeylerinde, parti hani yanlıları insanlar, hemen böyle bir olumsuz bir şey olduğunda bak devleti kötülüyor. İşte siz daha ne istiyorsunuz şeylerini taşıyorlardı. Halbuki o zamanlarda da dedim mesela Covid olduğumuzda doktora gitmiştim o zaman ne kadar güzel açıklayıcı konuştu dedim. Şu an gittiğim hastaneye mesela yere geliyor söylüyorum personellerinden şikayet ettim ama doktorlarından memnunum dedim. Farklı algılara yol açacak diye hiçbir zaman umurumda olmadı. Doğru bildiğimi doğruyu yanlışı söylerim burada. O yorum gelecekmiş. Beni enterese etmiyor yani kötü yorumlar. Zaten Allah aşkına şimdi baktım ha gerçekten şimdi yüzlerce kişi izliyor arkadaşlar. Yüzlerce kişiyi memnun edebilir miyiz? Kaç tane yani kaç çeşit insan var, kaç fikir var, bakış açısı var. Herkesi memnun edemeyiz. O yüzden eleştirileri ben de açayım. Ve görünen eleştiriler de mesela bırakıyorum. İlla ki okuyanlar var. Çoğunlukla yorumlar okunuyor zaten. Video izlerken. Görüyorsunuz. Ama aileme ucu dokunduğu zaman böyle hakaretvari. İşte sorun burada aslında kanal sahiplerinin. 3 kişi 5 kişi diye bunu başından beri söylüyordum. Beni izleyenler iyi bilir. Kar diye bakıyorsunuz arkadaşlar. Geçin bunları. Kar diye bakmayın. Madem canınız sıkılıyor, madem şikayetçisiniz, engelleyeceksiniz. Ben öyle insanları hep engelledim. Neden? Şimdi bir de şey oluyor yorumlarda. Şimdi böyle bir koruma şeyi oluyor ya, bende de var o işte. Mesela sevdiğim bir insanı hemen böyle savunmaya, korumaya geçerim. Ben de korumacı bir insanım. Şimdi sizler de birisi böyle hakaretvari bir yorum yazdığı zaman siz de mesela hemen böyle linç şeyine kampanyası gibi oluyor arkadaşlar. Linçleniyor yani o kişi. Bu güzel konuşmalar da olmuyor. Benim de bu durum hoşuma gitmiyor. Ay 3 yorum yazılı Elif boş ver dediğim olmadı. Sadece olayı anlamak için bazen tartışma çıkar. Anlayana kadar bırakırım. Yorumları sonra silerim. Hatta gerçekten burada sevdiğim insanların bile yorumlarını hani onlardan rica ettim. Lütfen kaldır hani ben kaldırmak zorunda kalmayayım diye. Çoğu arkadaşım kendi sildi. Çoğu zaman bana bıraktı. Elif'cim sen silmek istiyorsan sil diye. Eleştirilerden bahsetmiyorum bakın arkadaşlar. Hakaret var yorumları. O yüzden diyorum ki o arkadaşlardan engellesinler arkadaşlar bu kadar basit. Engelleyin. 10 kişi ise 10 kişi, 5 kişi ise 5 kişi. Yani binlerce yorum gelmiyor zaten kötü yorum olarak. Benim şimdi bu son attığım şöyle 5-10 videoya bakarsak hani birkaç kişi yani yorum geldi öyle. İlla da gelecek tabii ki de. Ben farkındaysanız zaten takılmıyorum artık. Sadece bir yorum geldiğinde arka arka yorumlar beni takip edenler arasından da gelirse o zaman açıklama yapmak zorunda hissediyorum kendimi. O kadar. Şimdi nereden nereye geçtim? Mecburen geçtim işte. Yani demek istediğim siz de biraz ne sunduğunuza bakın arkadaşlar. Herkesin ayrı ayrı kitlesi var. Bir de şöyle bir şey okuyorum. Bu 50-60 yaşlarında diye. Hatta
Tabii Lale'de de gördüm ben bunu. Onun adını da veririm. Zaten onluk bir durum yoksa ona yazan insanlar Lale'ye bunu demişler. İşte senin kitlen bak neden böyle oldu işte 50 yaşında 60 yaşında insanlar yazıyor. Hani kötü yorum olarak. Şimdi her şeyi de kötü yorum olarak algılıyorlar. Normal basit bir eleştiri bile onlar için kötü yorum. Lale için demiyorum tabii ki de. Yorumu yapan insanlar için diyorum. Bunun da bazen çok abuk sabuk yorumlar geliyor. Ondan bahsetmiyorum da. Ya en basit bir eleştiri yani eleştiri için bile. Kalkıp 50-60 yaşında işte bak seni izleyenler var ne güzel. Ne güzel. Ben bazen burada Filiz ablanın, Ayla ablanın, işte Şaziye teyzenin bazen özellikle isimlerini veriyorum. Hoşuma gidiyor zaten. Yani beni o kitlenin izlemesi ben açık ve net söyleyeyim hoşuma gidiyor. Bu yani zaten böyle insanların hayat tecrübesi var arkadaşlar. Yeri geliyor bizleri yönlendiriyor bu insanlar. Çok abuk subuk bir yorum da o yani böyle. Şey yapmıştım yani yadırgamıştım o yorumu. Sanki sen o yaşa gelmeyeceksin. 50-60'lı yaşları arkadaşlar öldürdüler. İşte bazı kesimler istiyorlar ki hep şakşakçı olsun. Hep motive edilsin. Hep motive edilsin. Benim de hoşuma gidiyor motive edilmek. Herkesin hoşuna gider. Ama şimdi ne bileyim. Hani bir örnek vereyim size en başından beri diyelim. İlk attığım videodan beri beni takip eden bir insan. Son attığım bir videoda benim bazı insanları yadırgadığım gibi ne bileyim bir şey bulmuştur. Yazmıştır bana. Hakaret etmeden, küfür etmeden eleştirmiştir. Şimdi ne yapacağız yani alaşağı mı yapacağız? Şimdiye kadar destek verdi, motive etti. Bir eleştirisinde. Şimdi herhalde o bana yazan arkadaşım da niyeti öyle bir şeydi herhalde. Ya bende olmalarını gözü götürmedi artık. Belki de pişman olmuştur arkadaşlar. Neyse ben böyle bir mesaj vermek istedim. Böyle varsa niyeti bazı insanların sakın öyle bir cesarette bulunmayın yani. Senin problemi beni bağlamıyor. Nasıl benim problemim kimseye bağlamıyorsa ben asla böyle başkasına gitmem yani. Asla böyle bir hiçbir ricada bulunmam bununla ilgili. Neyse yemeğimize bakalım. Bulgur pilavı yapayım yarın sana koyayım içine notu. Niye? Senin mi bulgur pilavı? Notlu. Bir de safran olacak içine. Değil mi? Yine benim dediğim olmuyor senin. Sanki ben farklı bir şey söyledim. Ne güzel işte. Bir de yoğurtlu. Oh. Şeyle yapacağım sana. Aşurelik buğdayla. Niye yalan atıyorsun? Çekimdeyim duyuyorlar ya seni. Bir de benim yaptığımı beğenmiyorsun diyecekler. Şimdi ne kadar beceriksiz herhalde. Bu annesi bile beğenmiyor yaptığını. Hayır şimdi sen diyorsun ya öyle nasıldı bulgur. Şimdi seni duyuyorlar diyecekler şuraya bak demek ki Elif'in hiç yemekleri güzel değil annesi bile beğenmedi yaptığını. Ne? O pilavlık. Senin de yediğin pilav da geçen işte. Nasıl bulgurdu o biliyor musun? Divre bulguru mudur? Nedir böyle kocaman? Ne? Allah bilir ondan başka bir şey yapılıyordur. Acaba çekilmemiş bulgur mu? Ne? Ben
Ayranı şey yapacaksın ondan değil mi? Evet. Karamayı ben karıyorsun. He. Bez üstünde kırıyorsun onu. Sonra çiçek çorbalarını çevir kızı yanına. Hani? Bip. Hani? Ne oldu? Bip. Aman anneyin sen de. Çangiri, çangiri. Hüseyin bıkmış benim hit şarkılarımdan. Gün gelir de beni. Hüseyin nasıl o şarkı be? Gün gelir de beni. Ne? Öyle değil oğlum, ben de diyecektim. Gel be, utanma. Yok, makyaj yapmadım. Aman sen de. Saçlarını alışamadı yapmadım. Sanki daha. Çok dağınıkım. Atlet diyeyim. Gel üstüne. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Ne yapayım, sen ne yapıyorsun? İyi, gel. Tanrım, ne oluyor? Elini öptüreceğim. Bugün? 8 Mart. Kadınlar günü. Sana şey yaptırdım, çelenk yaptırdım. İyi. Ama ne yap, o büyür. Hadi. He, askerlik arkadaşım benim. Acıkmam lazım. Sen niye utanıyorsun? Kim utanıyor? Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kapatıyoruz, öyle utanmam. Kadın Hakları Günü. Ne diyorsun kadınlarımızdan? Kadınlar Günü. Ne diyorsun kadınlarımızdan? Öyle gel. Fazla çektirmeyin kocalarınızı. Çok çektiriyorlar. Kadına şiddete ne diyorsun? Şiddet kolay canım, onu hallederiz. Şimdi haberlere bakıyorduk yine. Evet, kötü. Bir erkeğin bir kadına el kaldırması. Yaralaması. 5 yaşında çocuğun önünde öldürmüş. Yani gücünüz yetiyorsa gidin bir erkekle yapın. Yiyorsa tabii ki. Çok caydırıcı kadına, cezalar gelmesi lazım. İnşallah meclisimizden geçer arkadaşlar. Geçmez. Yavrum, öyle diyorsun. Geçmez yani. Kızım. Bir şu hayvan aklına geçmedi. Çocuk şiddetleri oluyor, bilmem nesi oluyor. Hangisi geçti? Cezalar var ama caydırıcı değil. İyi. Bir de moda gibi gördüklerini yapıyorlar birbirlerinden arkadaşlar. Farkında mısınız? Bir boğaz kesmedir şeyi gidiyor yani arka arkaya. İşte. Sanki bazı haberler de şey oluyor gibi. Bu erkekler. Millet de şey yapmaya yani kendine çekinir oldu. Biliyorsunuz bir genç ayırmak için aslında, hatırlıyorsun değil mi? Ayırmak için kavgaya şey yaptı. Kadını, bir aklıma gelmiyor şu an. Kadını korumak için yaptı. Ceza aldı bir de. Ya işte o erkek, sen, kendini erkek senden erkekler. Bence. Ya kadını bir çekiyor. Mesela ama hemen. Gün gelir de beni. Mikrofon ayalım. Mikrofon nerede? Mikrofon almadın ya bana. Ben bulamadım, yok. He? Yok. Alsana. Aa, hadi. Hı-hı. Çık. Kızdan tripod aldım, ışıklı. Renkli yok bunlar, renkli ışık. İnsan bir kırmızı mırmızı şey yapar. Led. Ne biçim elektrikçisin? Ne biçim erkeksin diyecektim. Bir, ne biçim elektrikçisin? He? Şöyle yapsana bir kırmızı led. Kırmızı led ne oldu? Sarı, yeşil, beyaz. Çevirdiğimde kırmızı da yansın, yeşil de. Ya takipten diyecek, bu herif diyecek, hem dövüyor bunu diyecek. Mosmor. Onlar biliyor. Kırmızı mosmor gözüküyor. Onlar biliyor derken. Sen yap kırmızı yeşil. Onlar biliyor derken. Bip, benim seni ezdiğimi. İtilmiş. Kokumuş. Bana kısaca kalk diyebilirsin. Sana da kısaca. İtilmişin neydi kısalmış adı? Neyse söylemeyeyim. Kadınlar günümü kutladı. Aferin kocacığım, aferin. Annemin de kutluyor mu gününü? Ben annemin kutladım. Kepçe niye bunun içinde ya? Anne. Senin gününü kutladın mı Hüsnü?
He? Evet. He, iyi. Kaçırmışım o sahneyi. Instagram'da bir yazı paylaştım. Pilava geçmeden. Bunun altını açtın mı lan? O engellediğim vatandaş var ya. Eşinin hesabından yazmış. Engelledim diye. Bir daha yazarsam ciddi söylüyorum. Buradan veririm ekranda. Adını, sanını. Hem de gösteririm yazdığım mesajları da. Bir daha yazarsan yaparım. Benim ayarlarımla oynama. O zaman hiç iyi olmaz. Şimdi öyle madem takipçi kaybından endişe duyuyorsun. Ona göre davranın o zaman. Biraz çektiğiniz içeriklere de dikkat edin. Ben hep başından beri diyorum ki dürüstlük, dürüstlük, dürüstlük. Bu anlamda inanın hayatta bir kişi yok karşıma çıkacak. Dürüstlüğümden yana. Kendimi övmeyi sevmem. Bu anlamda evet diyebiliriz ki mütevazi bir kişiliğim var, elit kişiliğim. Şaka bir yana. Ama gerçekten bu anlamda önümde kimse duramaz yani. Dürüstlük anlamında. Ben de bu işe yeni başladım dedim. Bir yıl oldu. Daha çok çok yolun başındayız. Ne diyorum size, ben kendimi YouTuber olarak görmüyorum şu anda. Şu anlık için öyle. Siz sağ olun, teşekkür ederim. Her anlamda benim yanımdasınız. Güzel böyle motive edici, hırslandırıcı, böyle gaza getirici yorumlarınız, desteğiniz. Görüyorum, hissediyorum ve inanıyorum samimiyetinize. Ve benim de sağ olsunlar samimiyetime güvenen insanlar. Hani diyorum ya size yazıyorlar diye. İşte Elif abla, ben de senden esinlendim, kanal açtım. Veya işte annem teşvikiyle açtım. Hiç beni görmemiş, şimdiye kadar izlememiş. Tesadüf eseri izlemiş. Yazmış. İşte kanal açtım. Nasıl abla, bir bakar mısın videolarıma? Şey yapıyorlar, nasıl diyeyim size? Hani fikir istiyorlar naçizane. Ben de en başa diyorum ki her zaman olduğu gibi dürüst, yani en başa bir kere zaten dürüst olun. Çekinmeyin zaten düşündüğünüzü söylemekten. Hani o ne der, bu ne der diye tutulursunuz o zaman. Çok arkadaş var öyle. Açıkça hani ne düşündüğünü belirtmek istiyor ama, veya yapmak istiyor. Ama şu yorum gelirse, bu yorum gelirse. Çekin, ben de çekemem arkadaşlar. Daha önce söylemiştim. Hayatta çekemem yani. O şeyi düşünürsek, o bilinçle yani çekersek videoları. Kimseyi asla dört dörtlük memnun edemezsiniz çünkü. Yani yazan insan işte şu an benim rujuma takar. Bakışıma takar. Ne bileyim, saçıma başıma takar. Ne bileyim, şurada duran bir tepsime takar. Bulur yani zaten eleştirecek bir şey o. Memnun olmak için izlemez zaten o. Eleştirmek için izleyenler de çok. Kötü insan çok. İyi insanlar olduğu gibi kötü insanlar da var. Sizin işte motivasyonunu düşürmeye çalışanlar, çekemeyenler, büyümenizi hazmedemeyenler. Bugün de bir çenemin düşüklüğü var anne. Akşam oyun oynayacağım sizle. Ne? Anne. Binde bir. Biliyor musun sen oyunu? Niye? Hani bir duvara yaslanıyor ya kız. Evet.
Eşek başı mı oluyordu? O ne oluyordu? Değil mi? Eğiliyorsun, üst sırtına biniyorlar. He? Kim kimin sırtına binecek şimdi? Doymamışım. He? Ben kimseye sırtıma bindirmem diyor. Niye böyle oyunbazanlık yok? Altta kalanın canı çıksın diyorlar. Ne oynardık okulda? Ne diyordu? Elimizi bir iki şey mi yapıyorduk? Sayı mı tutuyorduk? Kaç bu diyorduk? Bilemezse ne oluyordu? Üstüne biniyordu bir kişi daha, değil mi? Atlıyordu. Ben de hiç eşek olmuyordum. Hep atlayan oluyordum anne. Ya da eşeğin başı oluyordum ya. İşte öyle oyun yani. Eşek. Tabii ya, o bir eşek başı bir şeydi. Binde bir demiyorduk biz ona ama. Oyunun adı o. Hatırlayamadın değil mi? Rahmet Erdoğan'a. Almanyalı ha. Geçen anlattım onu. Arkadaşlara. Toplatmıyordu bize. Sonra İsmigül, Aydın, Bülent. Ondan sonra ben. O Bülent'in kardeşleri. Mükerrem. Bir de ablamın arkadaşı vardı ya. Zeynep. Hadi diyorduk, dalıyoruz. Bir de soruyorduk ona, şimdi sen bize veriyor mu, vermiyor mu? Vermiyor mu diyorduk, kovuyordu bize. Akşam gene bir dalında yok hiçbir yerik. Ertesi gün gene gidiyordu. Mükerremler vereceğim mi diyordu. Halbuki yemedi mi sanki akşam? Diyordu öteki dalı da soyarız. Elektrik taktıracağım onu diyordu. Almanyalı. Allah rahmet eylesin. Oğluna. Elektrik kablosu vereceğim oradan diyordu. Çarpılacaksınız tuttuğunuzda, korkutuyordu bizi. Gerçekte değil de. Bak gene de korku yok. Çocuk haklı işte. Düşünsene. Acaba elektrik kablosu var mı? Kötü bir insan olsa gerçekten yapacak değil mi? Abo. Allah rahmet eylesin. He? Ölmedi ki kız, öldü mü? Öldü. Aa. Ölmedi be. Aa. Hadi ya. Yanlış hatırlamayasın. Saniye teyze öldü. Allah rahmet eylesin. Bir tanesi bir saniye geçti. Aa, Saniye teyze öldü. Senin haberin yok mu? İki sene mi, ne olmuş öyleli? Gözdeler. Tabii çok üzülmüş o zaman. Gittik cenazesine falan dedi. Şey tek başına kaldı dedi. Neydi oğlunun adı? Yılmaz. Ölmüş. Zahide teyze öldü. O öldü. Gazoz Cemine ablayı sormuştum, ona yaşıyor mu diye. Yani yaşlıydı. Yaşlıydı zaten kadıncağız. Hani biz kaç sene oldu gideli? Senden kaç yaşlı büyük kadın? İyi anne. Hastaymış. Kanser mi dedi? Ne oldu dedi? Şey, gözde. Kaçıyorum ben buradan. Kapattım notu da. Hakkı gel bana yardım et. Hakkı. Kızım çağırdı. Gel annem sen. Ne çağırıyor? Benim oğlum gelir bana. Gel annem. Ha, ben buldum onu. Gel. Gel tabaklarını al yavrum. Tabak değil de bardak. Dedi bu ne yavrum? Ha? Soranları çağırıyorsun ha? Sorup anlar. Yedeni. Hadi yavrum. İyi, senden ne haber? Ne? Şimdi o İrem ne yapmaya girdi içeri yemek vakti? Ablacığım,
Hakkı gel yavrum. Geldim. Gel tuzluk götür, bardak götür bize. Dedi bu kutuları al. Al getirdi. Kutuları getirdin yedim. Tamam, kutuları koydum. Gel evladım hemen. Gel evladım. Gelsene evladım hemen. Ama ters koymuşsunuz şey sehpanızı. İsmini çek. Arkadaşlar o yaptığım turşular. Hani pancar falan koymuştum ya. Biraz acılı galiba. Kutları alın İrem önünüze. Tamam. Şimdi değil o. Ben fiyatlaştırıyorum yiyeceğim. Soğan istiyor musun ha? Burası yok mu? Evet. Geldik Kars'a. Uzun ince bir yoldayım. Şey iftar sofrası. Az kaldıramaz ana İrem. Yarın hafta şimdi değil mi? Şöyle gelelim. Şöyle yaklaşalım İrem. Böyle. Heh. Buradan turşu da yiyin. Hatta şöyle koyayım size buraya. Aa ne almadım değil mi? Çok komik. Baban daha yakın oradan. Allah adam ne yapıyor? Resmeni çek yavrum. Bismillah. Aa çok... ne yiyorsun? Sarımsak. Sarımsak mı yiyorsun? Sakın yiyorsun mu? Evet. Niye? Yarın işe gitmiyor musun sen? Aman. Bak, bak, bugün bak. Annemin yanında yapma. Dağma. Aa. Zaten hem sen ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorum? Ben annemle yapıyorum. He? Yanında yatarsa kokar değil mi? Valla o zaman sen annemle yat yavrum. Ben yatarım içeride. Benim yerim burası. Hadi Bismillah. Hakkı. Dedim ya. 10 kere de. 10 kere de. Bakın pancar ye. Bismillah. İrem. Kolarını sıyır. Kolarını sıyır. Eğil de ye. Sen sarımsak suyu mavi niyetsin. Bunu alacaksın. Baş parmağından tepesine bineceksin böyle. Basacaksın. Nereye bineceğim? Ama. Atan biniyorsun. Ondan sonra bak bollanıyor öyle sarımsak kabuğu. Ben bilmem. Almış bana bıçağı orasından burasından. Ver. Al yavrum. Evet. Hakkı'ya da soyalım. Ekmeğinizi yiyin. Yenir onu olmuş almamışım. Bir şey olmaz. İçti içi yandı. Kaç para sarımsak? Ben sana ondan bir şey anlamadım. Ne? 5. Konuşuyorsun. 5.45 yazıyor. Kasaya geldim. 9.70 küsur dedi. 5.45 olmaz sen uydun mu? Geçen bak bir videoya ne? Almıştım. 7 liraya aldım dedin o zaman. Yok yok. Nasıl bu sefer 5.45 yazıyor orada. Hakkı. Kilosu mu acaba? Kilo dedim. Geldim orada 5.45 yazıyor dedim. Filesi nerede bunun? Onun üstünde yazar gramı. Bak bakayım. Abi, kilosu 5 liraysa 1 kilodan fazla mı da bu? Bak tatlı tatlılar satılacak diyor. Yazmıyor mu yani gramı? Hı. İçinde yazar. Yazma. Bunu da kısımda gelmez ki. Ne yazı şeymiş. Kilo satılıyor. Ben sana sarımsak verdim mi? Sen ekmeğini yedin mi? Niye bitirdin ekmeğini ben şimdi? Ben dedim soğanı. Öyle yenmez ekmek ya. Nereden yeni huylar çıkartıyorsun? Böleceksin. Günah ısırarak yenmez ya. Günahmış biliyor musun annem? Kopar ekmeğini. Al. Ah. Gel böyle benim yanıma. Sen niye oraya gittin?
Sen değilsin benim babam. Babasının yanına gelmek istiyor. Ben babamın yanına gelmek istiyorum. Aa, bana suyu için koydun. Kendin koydun yani. Aa. Sen koymadın mı su? Bana bak, çocukları da koymadım. Yanatma, ben kendim koymadım. Hakkı istedi, Hakkı'ya mı koydun? Hakkı istedi, Hakkı'ya koyarken herkese koydum ben de. Sen suyu için koyacağım. Ne oldu, taş attın, kolun mu yoruldu? Hakkı'ya koydum diyorsun niye? Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayı ne zaman ayırdın ama bir ay dört gün. Hayır. Biberli acı mı? Hakkı. Bir dakika kaç saat? Anne, bu bir saat, bir saat dakikayı bilmiyor. Eğil bakayım sen. Bir saat 60 dakikadır ablacığım. Bir saat mi canım var? Bir de bu öğrendi mi? Öğrendi mi? Eğil. Saatleri aldım. Sen öğrendin ya. Öğrendim. Sen öğrendin. Öğrendim. 50 dakika kaç dakikadır bu? Ben onu sadece koymuşum ya. Anne, 50 dakika kaç? Bu kadar çok konuşmalar dedin ya. Hadi besmele çekin derim ama. 50 dakika kaç dakikadır? Besmele çekin derken bir de susun anlamında oluyor yani. Yani şurada kime çekti bilmiyorum ben. Nasıl, yine ağzını durdun mu sanki? Kime çektim biliyor musun? Ne biliyorsun? Aynen. Babana. Anne. Bana annen duyuyor seni. Sen de bak. Biberim biliyorum. Ha, öbür canlı sen almışsın mı? Hı hı. Hı hı. Onu içeride ne? Oldu. Acıyı bulana kadar biberleri gömeceğim şimdi. Hı hı. Bakayım ben şimdi. Buna Urfa biberi koymadın sen. Aa. Evet. Allah Allah. Buna bol sarımsak koydun. Niye de bu biberlerden koydun? O Urfa'dan koymadım. Bak havuçta koydum sen. Bakın bunlar çok güzel. Domates. Yeşil. Herkes kuyu açmış yani. Su kuyusu açmış. Kurutmuş. Ne başladı? Çıkır. Bak bak. Bir canım kuma. Güzel afiyet olsun. Bay bay. Evet, Çukur'a şimdi reklam arası girdi. Bugün kadınlar günü ya. İrem de yarım saat piyasada yok, hatta bir saate yakın. İçeride bir şeyler yapmış. Zeyno bak kalbin nereye gelmiş. Yine hazırlamış bana. Kes yazıyor burada. Aynen. Ucunu kesiyorsun. Kes derken? Kes böyle. Kes. Kes. Burayı mı keseyim? Evet, kes. İçinden 3 tane kağıt çıkıyor. Söylemesene sürprizi ne var? Ay kuş çıktı. Ay, ne başımı istiyorsan başla. Akıla bak akıla. Her yerini bantlamış. Evet, bu birinci. Ne yazmış kızım? Anne, sen benim için çok değerlisin canım annem. Canım kızım benim. Sen de benim için değerlisin. Gördün mü kızımı? Neden benim sürprizci. Aynı babası. Böyle şeyler çıkmış. Yapmayı sever. Hadi oradan. Aynı babası. Değil mi kızım? Yok diyor bak. Yok mu diyor? Evet. Sen öyle misin? Yazık var olsun. Yazık 8 Mart. 8 Mart günün kutlu olsun anneciğim. Senin de günün bugün biliyor musun? Gün bayram. Erken kalkmışsın. Kalacak çocuğum oğlum. Hakkı var sen de. Bu sonuncu galiba. Sonuncu.
Elimizde İyi bazı gölçekleri üzmeyelim. Bakın. Sizleri seviyorum. Bana yazmış notları ama gene de gördün mü? Siz de hitap etmiş. Evet biz. 8 Mart günün kutlu olsun üstüne. Niye? Siz demiş hoşuna gitti ya. Siz demesi. Allah Allah. He? Bir kısmı teşekkür şey. Ederim güzel kızım. Baba şimdi sana. Çok anlamlı hediye yapmış. Ay bunun da buz gibi olmuş. Anne ben yarın aşağıya gideceğim. Malata. Aman gelme. Çünkü bir işim var. Yok gelme gelme. Evet gerekiyor. Bir gelme. İşim var diye. Ne yapacağım biliyor musun? Bir şey almayalım istemiyorum. Bir şey. Gerek yok yavrum. Hem ne de. Ne oluyor? 5 tane. Aşağı gelecek. Bana da söyle. Hayır. Bana da söyle ben de bileyim. Tamam söyle onda kulağına. Var. İyi o zaman. Söyle. Lan da söyle.